Star Trek 2. sezon 5. bölüm Loud as a Whisper. Yani ilginç bir bölümdü. Riva karakteri, Riva karakterinin e, sağır dilsiz bir karakterin insanlar iletişime geçmek için üç farklı karakteri kullandı. Ve bu karakterlerin Riva'nın duygularını da hissederek e, ona bir çeviri yaptığı, Nasıl çeviri denmez buna ama onun e, ağzı dili olduğu, kulağı olduğu karakterler ve bu kişinin de bir yandan da e, ara bulucu gibi çalışıyor olması ilginç bir bölümdü. Hani Riva deyince bizim aklımıza İstanbul'daki tatil e, köyü geliyor olabilir ama e, <laughs> öyle bir şey değil. Star Trek'te bambaşka bir karakter kendisi. Bir yandan da tabii e, Troy karakterinde ben bu bölümde ilk kez olgunlaştığını hissettim. Bilmiyorum sen ne hı hı. diyorsun? Evet evet e, Troy'un... Diana Troy'un içgüdüsel olarak birilerini okuyabiliyor olması çok daha anlamlı olarak işlenmiş burada. Şey gibi değil. Sen ne diyorsun? Bence sinirli falan. Hani bu aslında <laughs> bir hani çünkü önceki bölümlerde şey var ya adam geliyor böyle işte Kaptan Picard adamı teslim etmez seni savaş açarım falan diyor böyle. Picard böyle Troy'a bakıyor. Troy şeydi. Bence sinirli falan diyor. <gülüyor> Biraz <laughs> haklısın. Oh, wow, like. şey vardı Captain var ya. Obvious, thanks. Gora'da Cenk Erdem'in böyle Evet asabi ha. falan diye böyle şey hmm. yapıyorlar ya damga vurdu evet, onun, evet. onun gibiydi yani biraz <laughs> ki bu bölümün başında e? da öyle giriyor yani Worf bir şey söylemiyor ben buna mesela sinir oldum bölümün başında ben Worf içine atmış tamam mı yani bir şey düşünüyor hemen dayana böyle Worf biraz tedirgin lan söylemiyor adam işte bırak belki içine atacak belki öyle psikolojisi bozuk o ki ne bileyim. Ha, ne giriyorsun adamın üzerine <laughs> belki bir anısı var bir şey var yanlış ha. bir şey hatırlıyor bir şey söylemek istemiyorum. Aynen falan. öyle yani. Neyse onu açtılar ama Diana Troy karakteri olgunlaşıyor bu bölümde. E ee, şöyle Rivaya oynayan aktör duyma engelli gerçekten. Aa gerçekten. Ee, Aa bunu bilmiyordum. Ve kendisi şey yazıyor Star Trek'e. Hani diyor çok farklı konulara işliyorsunuz, çok farklı şeylere eğiliyorsunuz. Hani madem bu kadar progresif bir dizisiniz keşke diyor, eee duyma engeliyle alakası duyma engelinin engel olmadığına dair. Duyma engeli diyorum ben şu anda Türkçe çevirirken yani sağırlık Sağırlıkla alakalı diyor bir bölüm yazsanız da bunun engel teşkil ettiği etmediği ve bizim aslında ne kadar iletişime açık olduğumuzla alakalı da biraz konuşsanız bir farkındalık yaratsanız diyor. Aslında böyle sosyal sorumluluk gibi yazdıkları bir bölüm ama ne kadar akıllıca yazıldığı için hiç de böyle hani şey gibi de değil. Yani hiç, hiç asla böyle mesaj da veriyoruz. işte Bakın evet. bilmem ne. Hadi onlara da bilmem ne yapalım falan gibi böyle bir he, <laughs> anladım, aptal bir bölüm değil böyle kesinlikle. Aksine çok daha akıllıca çok daha zarif bir şekilde anlatacağını da anlatıyor ve anlatacağının ötesine çok daha genel olarak iletişime de bağlıyor anlatmak istediği şeyi. Çok Peki, tatlı geldi bana o açıdan. İletişime da. bağlıyor tespitin aşırı doğru bu arada yani konunun özüne bağlıyor. Yani ya işte o da işte şey gibi olsaydı bu evet Diana Troy seni duyuyor ve sana işte aşık olacak falan ya da ne bileyim işte evet seni anlıyorum ben falan gibi böyle bir. Emotionlar üzerinden değil de iletişim üzerinden yapıyor olması çok değerli. Hatta hemen Dariva ilk başta Pikarton'la konuşurken hemen diğerlerine dönüp konuşuyor. Hayır benle konuş falan hani orada bir sinirleniyor. Çok doğru bak bu hatayı hemen biraz diziden çıkıp geri geleceğim ama biz günlük hayatımızda çok yapıyoruz. Engelli insanlar üzerine ben bunu hani engelli arkadaşlarımla dolaşmaya çıkınca kendim de fark ettim bilmiyordum. Yani onlar mesela tekerlekli arabayla giden birisinin arabasını sürüyorsa gidip tekerlekli arabayı süren insanla konuşuyoruz. <laughs> ya da hmm. birinin yanında biri varsa onunla iletişime geçsin diye direkt onunla konuşuyoruz. Ya sen onunla konuş o zaten halledecek konuyu sen bir rahat ol. Senin ağzını okuyabiliyor. Bir şey Aynen öyle. Da Bence sana... çok önemli bir sahneydi o küçük. Evet. O küçük sahne çok önemli bir sahneydi. Çok akıllıca yazılması oradan ve e, şeyi kaçırmamaları da çok iyi. Yani bir yerde diyor işte Riva karakteri Diana ile konuşurken yani biraz şey gibi giriyor böyle birbirlerine aşık olacaklarmış gibi aslında birbirlerine kelimeler üzerinden sadece kelimeleri konuşabildikleri için değil onların anlamlarını hissettikleri anladıkları için çünkü dayana duyguları hissedebiliyor çok güzel detay o da kendi duygularıyla yani sadece işaret dili değil sana duygularını aktarabiliyor ki diğer iş karakterin işte onun e, libidosuna onun işte agresif işte ne bileyim diğer özelliklerini ve e, üçüncüsü neydi hatırlamadım şu an. Genel hani onları topluyor onlar nasıl ki harmoniyi alıp. Yani Harmoni. Ha, alıp genel bir şekilde aktarabilen o üç karakterin duygularla çeviri yapabilmesi e, çok çok iyi yakalanmış bir nokta. Ya yani bu bölümü kim yazdıysa helal olsun yani e, bir engelli hikayesi bu kadar ajitasyona girmeden bu kadar akıllıca anlatabilirdi. Bence yani şey de çok iyi gelişiyor açıkçası. Riva başta ulan diyor yani ben artık insanlarla klingonları barıştırmışım. Ibrıkla kıvrığımı barıştıramayacağım <laughs> falan böyle size diyor sunum hazırladık falan gerek yok falan böyle bir aşırı böyle bir özgüven. Sonra aslında e, tabii şey yani Riva karakteri biz insanlara göre sağır belki ama kendi ırkına göre değil ya yani duyma fonksiyonu olmayan bir ırkın mensubu olmadığı için Ha genetik ilk olarak da evet. Tabii ilk kez orada e, duyma şeyinin ötesinde e, iletişim kurma yetisini kaybediyor evren içerisinde ve çok büyük eksiklik yaşıyor. Yani aslında o noktaya kadar yaşamadığı bir eksikliği ilk kez yaşıyor. Orada biraz aslında şeyi de anlatmış gibiler yani hani oradaki oynayan aktör de sağır olduğu için hani Riva karakteri sağır olduğunun hiçbir zaman farkında değil çünkü onlarda sağırlık diye bir şey yok. Sonra bir anda film dizi içerisinde sağır kalıyor aslında. Hah. Çok doğru. Ve abi, orada evet. yaşadığı o panik hakikaten o şey yalnızlık içerisinde kalması işte Picard'ın bak sen yalnız değilsin beraber bunu çözeceğiz deyip hani adama ulaşmaya çabalaması falan. Orada biraz şey gibi hissettim. Muhtemelen o aktörün biraz inputuyla yani bakın hani sağır olduğun zaman ya da belki hayata sağır başlamıyorsun ama bir yerden sonra bir kaza geçirip sağır kaldığın zaman ben şimdi ne yapacağım paniği geliyor insanın üzerine. Hani bunu yansıtalım denmiş. Sanki güzel bir şeylere dokunulmuş orada. Ve beraber çözmeye çalışıyorlar. Ve açıkçası eee aslında dizinin bölümünü şöyle çözmüşler. İşte oradan teknolojik bir şey icat ediyorlar. öyle çözülüyor falan gibi çözmüşler <laughs> tamam mı? Ki Star Trek evreninde yapılmayacak bir şey değil. Hani yap yapılır. Adam holodeck yapıyor yani senin düşünceni sese mi çeviremeyecek? Yapabilir. Ama onun yerine yine aslında şeyin e, danışmanlarının şeyiyle demişler ki hani böyle büyü büyü gibi kolay bir şeyle çözmeyelim. Onun evet, yerine iletişimde biliyorum. ısrarcı olmak üzerine giderek çözelim demişler. Ee, ve o şekilde bitirmeye karar vermişler bu bölümü. Burada da zaten e, insan dedin ya bölüm içinde sağır kalıyor. Aslında insan da ona karşı sağır. Yani aciziz. Yani o anda sen ya işaret dili bilmek ki benim çok ertelediğim bir şey. Ben çok merak ediyorum uzun zamandır. Yani, en azından temel bir şeyler öğreneyim diye. Data'ya sarılıyor hemen. Çünkü data'nın öğrenme süresi çok hızlı. Öğrendikten sonra da her şeyi çözüyor. Çünkü bize hemen Picard falan şey dönüyor. Bağırma, bağırarak konuşmaya dönüyor. Duyuyor musun beni falan diye. <laughs> yani böyle böyle yani aciziz biz de o konuda. Çünkü uzağız yani. Sallamıyoruz ya. Yani. Bunu kabul etmemiz lazım. O ana kadar da sallamıyorlar. Adam konuşuyor diye. Okey herkes e, takılıyor. Keyfine bakıyor ama onunla doğru iletişimi kurmak e, gerektiği zaman ki o da panik oluyor. Stres oluyor. Orada da iyi yazılmış karakter. Orada Data devreye giriyor. Data'da sadece işte hani insanların aslında şeyi gibi nasıl diyeyim e, o paralelliği kurmuşlar nasıl Rivanın üç çevirmeni varsa Data'da aslında insanların orada çevirmeni gibi oluyor ya bu Tabii. bağlantı çok güzel yani çok e, üst üste temiz hamleler yapılmış bir bölüm bu açıkçası bir de şey çok ekstram ya. Riva'nın yanındaki üçlünün ölme animasyonuna ne kadar uğraşmışlar abi. Evet. Mortal Kombat tadı aldım ben orada böyle bir anda iskelete Vallahi dönüyor kemik falan. kemik lif lif <laughs> kas kas ölüyorlar ya böyle. Oğlum ne oluyor üç günden beri millet yere düşüyordu ya da tümüyle yıkılıyordu. Aynen, ee, pıt diye bir anda lif falan. lif milleti niye parçaladınız abi gaza mı geldiniz yani anladın mı? O, o da bir ekstra gazdı yani açıkçası. Araya bir de bir şey sıkıştırmışlar. Bakın işte LaForge kardeşimizin de görme engeli ha. var ona da bir şekilde nasıl yardımcı olalım filan. Halbuki bu konuyu evvelinde konuşmuşlar ve çözmüşlerdi. Niye tekrar girdiler o konuyu anlamadım. Ama şeyden girdi galiba işte. Plaski şey diyor ya sen düzelebilirsin ama bana düzelemezsin dediler falan diyor. Oradan bir asabiyet yapıyor. Ee, ve riskli ama. Ay, diyor ne yani. bileyim çünkü ama önceki sezondan ben hatırlıyorum. Yani orada da Doktor Crusher şey diyordu. Yani belki o e Explosive yani pardon. ...explorative yani keşfe yani böyle yeni yöntemler deneyebiliriz isterdi. Ha isteriz, evet yani diyordu. maybe diyordu ama olabilir gibi konuşuyordu. Ha evet yani. bir deneyelim diyordu. La da yok yok diyordu. Ben bununla ısıyı görüyorum bilmem neyi görüyorum bu bana işimde falan çok faydalı diyordu. İstemiyordu hiç yani burada böyle sanki biraz hafif bir onu retconlayıp... Evet. ...yani aslında olmaz demeyelim hani gibi bir noktaya çekmişler. Ama ilerleyen bölümlerde bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı buradan? Hep beraber... Ya göreceğiz. şey de il, e, ince bir çizgi ya hani... Şimdi sağlığı genetik üzerinden anlatıp zaten öyle bir gezegen var. Bu aslında bir engel değil zaten böyle bu kişi ve böyle bir iletişim kuruyor. Şimdi orada La Force kabullenmiştik. Hani sen böylesin abi kabul et, kabullenmiştik. Bak bu senin için daha iyi. hani biraz ondan herhalde lan biz burada hata mı yaptık kaçsak mı bundan gibi düşünüp kaçar gibi yapıp <laughs> pek de kaçamamışlar böyle bir abi nasıl olacak o işler hadi bakalım artık Hı -hı. kısmet gibi bir şey olmuş. Ama tabii göz konusu biraz daha farklı. Hani e, görmek ya aslında bütün duyuların kaybı ile ilgili bir bütün duyularla ilgili bir kayıp yaşadığında e, o eksiklik o bütün hemen bozuyor. Yani bugün koku alamasan, göremesen, duyamasan, dokunamıyor olsan hepsinin farklı bir eksikliği var. Bunların hani iletişim üzerinden hani devam ettirilmesi aslında bak konu temelde fiziksel gördüklerin değil, söylediğin kelimeler değil, anlamlardır getirmeleri temelde güzel ama lafoch'ta biraz topu orada evet ofsayta düşmüşler yani pek pek tutturamamışlar o kıvamı. Ya bir de dizinin sonuyla alakalı da şey, yani dizinin sonu çok iyi niyetli bitiyor ama yine oradaki yaratıklara işaret dili öğrenmelerini rahatlatacak bir en azından bir tablet, bilgisayar ne bileyim <laughs> <anladın mı? gülüyor> bir, bir şey bıraksalar iyiymiş. Adam zaten daha Hüberek hüberek seviyesinden yeni çıkmış. Bir de evet, işaret yani. dili öğrenecek falan. Üp, üp, üp falan diye yazıyor. Yani inşallah çözerler. Ben biraz bölümün <laughs> bitişini şey gördüm. Yani evet duygusal ve güzel bir bitiş ama pratik olarak çok faydalı olmayabilirim acaba falan dedim yani. Ya yani bir kişi daha en azından yanında kalıp hani veyahut da bir kişi değildi bir nasıl söyleyeyim işaret dilini hızlı öğretmesini sağlayacak işaretleri izah edebilen bir küçük tablet bilgisayar bir şey bıraksalardı ha. gerçekten. Çok daha hızlı olabilirmiş işler sanki. Evet o teknik çözüm biraz yine havada kalıyor. Ben tabii yine Hı -hı. başta dediğim gibi Diana Troy'un olgunlaşması açısından çok sevdim. Yani zihin okuyan bir makineden çıkıp artık biraz daha şey diyor işte dezavantajı avantaja çevirme ki bu hani birçok alanda işte sporda da kullanılan bir şeydir. O an Hı -hı. başına bir şey gelir ve bunu sen avantaja çevirebilecek bir şey ararsın. Hani bu bazen e, geri tepebilir ama genelde çalışabilir. E, Diana Troy'u o bir makineden çıkartıp bilgiliyle işte biraz daha yön gösteren hani o duyguları iletişim kuran hani ben yani seni okuyorum yolluyorum hadi bakalım yolun açık olsun dan çıkıp daha olgunlaştıran umarım bu olgunluğu ileride kaybetmezler. İyi bir bölüm o açıdan Troy açısından da. Aynen öyle. Var mı ekleyeceğim başka bir şey yoksa o zaman. Yo böyleyiz. Tamamdır bu bölümü de kapatıyorum. Bir sonraki balk artık ne zaman gelecek haftaya gelecektir. Yeni bölümlerde yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Star Trek yolculuğumuz devam ediyor. Görüşeceğiz tekrar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.